Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Benim ismim Osman Türkay. Osman Türkay amca diye de, Hacı Osman amca diye de tanırım yani bulunduğum ilçede. Ben köylü çocuğuyum. Benim babam malcıydı. Ben ilkokulu bitirdim. 12 yaşında daha ben oğlak güderdim, keçi güderdim. Şimdi 12 yaşındanın güzünde, bir güz aylarında babam beni sanata verdi, usta yanına. Ben demircilik sanatında çalıştım. Bayağı da ünlü bir ustam vardı, Şavku Tarsus diye, Mut ilçesinde. 3,5 sene bu ustanın yanında ben çıraklık yaptım. Demek gerekirse, sonra belki aklıma gelmez. Şimdi 3,5 sene usta yumruğu yiyen bir adamla direktman varan adam bir olmuyor. Yani her konuda sanat biraz. Sanat üretme demektir. Sanat demek. Şimdi öyle olunca bizde bir aileden gelme bir böyle küçüğe saygı vardı o zaman. Yani ustanın bir tokadını bile yemeden 3,5 sene ben yanında çalıştım. Efendim usta dedi ki babama, dedi Osman usta oldu, ayırabiliriz. Yani dükkan açabilir. Ben hemen hemen son bir sene civarında usta yokken ben dükkanı idare eder şekildeydim. Yani çünkü ona kafamı çok vermiştim. Çok severdim. Böyle taklidi şeyler bile yapardım bazen. Usta bakardı, bana bir şey söylemezdi. Yani o bir yere gittiğinde yapar, oraya koyar. Mesela anlatayım. O zamanlar tahta kaşık var hep. Ailede şeylerde demir kaşık yani bayağı bir lüks bir şey o zaman. Bir demir kaşık yaptım, kalayıcının birine kalaylattım, eve götürdüm babam yine. Efendim bir çit pulluğu yaptım. Böyle hayvanların arkasına koşulan pulluk, toprağa süren. O da böyle bir saçtan vesaire yani şey olarak. Hatta bir müşteri gelmişti, bunu bana sat diye. Usta dedi bunu, bu olmaz. Çünkü dayanmaz yani, çit çekmez. Yani böyle bir benim Allah'ın verdiği bir azmim var. Ben yaptığım işi azimle yaparım. Severek yaparım. Sevmediğimde de bırakırım. Yani benim hayatım çok dalgalıdır. Doğum yerimiz işte Mersin Mut ilçesi. Genceli köyü ilçeye bağlı. Köye 8 kilometre, şehre 8 kilometredir, yakındır. Hatta çıraklık döneminde yayan gidip geldim çok ben oraya. İşte babamdan gelen, yani babam çiftçi. Aynı zamanda malcı, yörükçülük denilen işi de yapıyor, hepsini yapıyordu. Biz orada bu sanata gittikten sonra o işten koptuk sayılır. Ama zaman zaman hafta sonunda bazen işte belki bir sanattan bir yere geçerken boşluklarda biz o baba mesleklerini yaptık. Böyle dağda malcılık yapmadık ama ahırda sığır malcılığı yaptık. Yani bu şekilde. Ben 1949 doğumluyum. Babam beni 50 doğumlu yazdırmış. O zamanlar çok işin üstünde durulmazmış herhalde. Ben babamı da hatta askere gideceğimde, askere gitmeden ben dükkan açtım. Çok da güzel işimiz vardı. Bir arkadaşla çalışıyorduk. Çocuk olduğumuz halde, yani çocuğumsu. Şimdi sanatımı o kadar seviyorum ki. Fakat askerlik önümü kesiyor. Ne yapacağız filan dedik, herhalde bir akıl veren oldu. Dediler ki babandan bir dava açacaksın, savcılığa dilekçe vereceksin, yaşını büyütürsün dediler. Ben bunu da yaptım, 49 doğumlu oldum, askere gittim. Maksat sağlam başlayacağım işe, yani hayata. Ve yaptık, gittik. 1969 yılının Temmuz ayının 23'ünde olsa gerek. 23'e 3 tertip falan böyle bir şey deniyordu o zaman. Askere gittim. Ve askerde de Samsun, Acem Birliği'm. Ondan sonra Samsun'dan Kars, Kars'tan Malatya. Bu arada Erzurum'da sağlık şey aldık, şoför kursuna gittim Malatya'ya giderken. Orada kaldım. Vesaire işte Malatya'dan döndük Kars. Kars'ta işte askerliği bitirdik. 2 kış geçirdim Kars'tan hemen hemen.
yani bir yarım da olsa 2 kışa yakın. Evet, askerliği o şekilde, askerde şoför olarak bitirdik. Revo şoförüydüm, büyük araba şoförü. Ağırbas ehliyet aldım Malatya'da. Orada memlekete geldik. Kısa bir süre sonra, böyle bu aylarda veyahut da Mayıs ayının sonlarında olabilir, bir sanatımın bir dükkan devraldım. Yani bir sanatkar arkadaştan ve işe başladım. Ama işimi çok seviyordum. Böyle ben hata gördüğümde geri dönüp kendim düzeltiyordum. Allah bir müşteri verdi bana. Gece de çalışsam işim bitmiyor. Ama meslek zor. Şimdiki gibi değil. Sadece kaynağımız var. O da işte askerden geldikten sonra bulunur oldu. Yani kısa devrede. Elektrik kaynağı o zaman. Evvel oksijen var. Onun dışında hep işte ısıt döv. Isıt döv. Yani ne yapılması gerekirse demirden biz yaparız yani. Yapardık. Böyle yani isteyerek böyle sanatta çalışmaya başladım. İşte çok yani o şekilde çalışınca Allah da veriyor, gece gündüz çalışıyor ama iş zor. Öyle olunca 71'in gücünde olsa gerek, ben yani dükkan açtım askerden gelince. 73-74 aralarında da bıraktım. Niye bıraktım? Böyle öyle bir piyasada bir devalüasyonlu ticaret var ki, bu Ecevit hükümeti dediğimiz zamanlar bunlar oluyor. Yani bir yerden bir araba al, götür mutun üst başında sat, kar ediyorsun. Böyle bir hızlı bir olay var. Bu gençlikle bizi akıttı. Ya bu sanat böyle zor, millet böyle kazanıyor. Ben öyle hesapla giden biriydim. Yani ben ayda ne kazanacağım aşağı yukarı belliydi. Zaten kafasında iş çok. İşte ben ayda o zaman 20 bin lira kazanıyorsam, bir adam bir şey alıp satıyordu. Bir iki tane adam bir iki günde benim parayı kazanıyor. Öyle olunca bu beni sanattan yoğuşuttu. O sanınlık verdi yani. Ben bunu bıraktım. Bir traktör aldık. Bir kardeşim vardı. Fransa'dan döndü geldi. Bu sefer onun üstüne yumulduk. Gene iş çok. Yani yapabildiğin kadar iş var traktörle yani. Şahısın var, orman dairesi dikim yapıyor, taras yaptırıyor, bir de uğraşıyor. Onunla bir böyle 7-8 ay çalıştık. 7-8 ay çalıştıktan sonra traktörü sattık. Hala hatırlıyorum, 93 bin liraya takım derre o traktörü aldık. Hatta para da vermedik, bir tanınmış amcaoğlum vardı o zaman ticaretçi. Onun yeğenleri izledik, aldık geldik bir köyden. Parasını ödedik tabi, adamın üstümüze para taşımadık yani, paramız var da. Bu sefer onu çalıştırdık, ondan çok iyi bir kar ettik. Hem çalıştığımızdan hem alım satım karından. Yani iyi kar ettik. Derken yani hayatım böyle dalgalı gelişmiştir. Onun üzerine efendim bir bakkal dükkanı devraldık. Gene Mut ilçesinin yol kenarında böyle. O da çok güzel çalışıyor. Yani bizde derler para pilav. Alıyoruz satıyoruz, alıyoruz satıyoruz böyle. Harıl harıl işliyor. Orada kardeşimle başka bir kardeşim, benimle ortak olanla Fransalı bir kardeşim vardı. İkisi bir alışveriş yönünden tartışıverdiler dükkanda. Tartışınca benim ortağım olan haksız. Ona verdiği sözü yerine getirmiyor. Getirmeyince bir anda bizim, hani bizde derler şartel attı, yani öykelendim. Dedim ki bunu buna yapan yarın bana da yapar dedim. Ben yapmıyorum seninle iş dedim. Burada bitti bu iş dedim. Ve öyle bir şeyim var, işi bitirdik. Bizde derler uzun lafın kısası. Ayrıldık. Efendim o arada bu vasıta işine takıldık. Bu o zaman denen pikaplar var. Fabrikası çıkarıyor. İzmir'den sıfır falan getirdik yani. Çalışıyoruz. Para sermayemiz kendi çapımızda var yani o zaman. İşte onu sebze meyve aldık sattık. Efendim onu arada bir değiştirdik. Birkaç tane onlar değiştirdim. Yani böyle meyve sebze ticaretine devam ettik. Bu arada o zaman ben orayı unuttum. Köyde oturuyorum rahmetli babamla. Ben babamın en küçük çocuğuyum. Yani niyetim de merhametim babamgile bakmak.
O zaman da. Hani bize anlatırlardı o zaman işte ana baba hakkı diye. Bunlar bizim içimize işlermiş herhalde. Daha onlar kendi kendine bakıyor da. Hatta rahmetli babam bu konularda biraz yani Allah rahmet eylesin cahil konuşurdu. Derdi ki benim neyime bakıyorsun sen yani. Halbuki ben onu gezdirip anam hastalığını omuzuma atar, pikaba atar, Karaman'a götürürüm, Mersin'e götürürüm, babam hastalığını oraya götürürüm. Yani o hastada ayağının üstünde olunca kendi eline bakacağını sanıyor adam. Ve bu arada böyle devam ederken ...79'da güzünde ben Mut'a göçtüm. Bir ev aldım. Doğru, o arada bir motosiklet parça ve galeri dükkanı açtık bir arkadaşla biz. Bir arkadaşla. Ve aynı zamanda ev alıp öyle göçtüm Mut'a. Onu açtık, onun üzerinden 80'de malum ihtilal oldu. İhtilal olunca bizim işlerimiz kesatlaştı. Yani polis de polis, çarşı bekçisi de polis, jandarma da polis. Biz zaten motorla şey yapıyoruz, çarşıya kimse çıkamıyor. Dükkanımın önünde motosikletin tekerine tabanca attıklarını bilirim yani. Polisin durmayınca adam, bir eksiği var durmuyor. Tak diye şehrin ortasında tabanca diyor seni. Bu adam girer mi şehre? Bir de taksi alışveriş vesairesi vardı. Orada da bir gene bir böyle bir ticaret zararı uğradı. Genel çoğunluk mutlu Silifkeli bir arkadaş dolandırdı yani taksi alışveriş yapanları. Onun için de benim de bir taksim gitti. Bir de öyle yıpradık. Yıprayınca benim köyüm yakın olunca baba mesleğim çiftçi dedim ya. Ben dükkana kinidin de aklım aslında dükkanı ben batırmadım. Ama iş olmuyor. Biraz da borcum da var. Ama dönmüyor yani. Ben günlük sattığımı yiyorum yani. Böyle bir durum var. Ben kafayı çalıştırdım diyorum ben gene de ben. Çalıştırmayanlar gitti. Bir tarlaya domates ektim. Yani 2 ay içinde Cenab-ı Allah benim şeylerimi hep geri verdi orada. Ama o dükkana geri dönmedik. Bu sefer orada işe dadanı verdik. Bu bahçecilik, sebzeciliğe devam ettik. Yani unuttuğum olursa Allah'a vele. Burada da sürekli kendi çapımızda dedim ya azimle çalışınca hep kazandık. Yani kaybetmedik ondan sonra. Ondan önce bazı kayıplarımız olsa da ondan sonra kaybetmedik. Ama kendi çapımızda kazanıyoruz tabii. Yani ne zaman sonra düşündüğümde bir hatalı alışveriş yaptıysam orada zarar görmüşüm. Yani hataları ben kendimde arayıp buluyorum sonra. Hatta şöyle bir şey aklıma geliyor. Biraz oradan ekleyelim. Dün de bir yerde şurada sohbetinde bahsetmiştik. Yani ticareti dürüst yapmadıklarından dolayı. Ticarette yazışmayı bana yediğim tokatlar öğretti Allah'ın izniyle yaptığım zararlar. Katleyen yazmadan bir şey vermez oldum kimseye. Ben bunu sonra ilimle müşerref olunca, İslam'la ilimle, ya baktım ki Allah'ın bize emriymiş yani. Allah'ın takdiri. Biz kendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın aradığı gibi aramışız yani o konuda yani o doğru bize vermiş Allah oradan. Tabii yanlışlarımız da o zamanlarda var mı? Var. Şimdi öyle olunca buradan işte 95-96 yıllarında ben okuma ilme yani Allah beni kavuşturdu. Yani birilerine sorma yerinde okuma. Tabi aklımız ermediğinde soruyoruz yani tanıdığımız bilenlere vesaire. İşaret ediyoruz ayrı mesele. Ama bir okuma alışkanlığı oldu Allah'a hamdolsun. Yani bu programda giderse söylüyorum. Genç ihtiyar okusunlar. Yani hocam ne der onu anlayacağına okusun. Büyük hocalar hep ilimdedir. Yani büyük hoca esas büyük hoca Rabbimiz Cenab-ı Allah'tır. Ve peygamberimiz peygamberlerdir. Yani okusunlar. Okudukları zaman kendilerini o okuduklarıyla karşılaştırsınlar. İlim Müslümanıydı, ilim müminin yitiğidir. Ve orada bakınca bulacak. Ayna gibi karşısına çıkacak. Şimdi bazıları diyor ki, ya söylüyorsun Osman amcam mı? Okuyoruz ama aklımızda kalmıyor. Şura çok önemli. Bunu da aynen ilan ediyorum. Okuduğu aklında kalması için okuduğunu yaşayacak. Yani şu yoldan geçme diyorsa Rabbimiz oradan geçmeyecek. Şu yoldan da git doğru diyorsa oraya da devam edecek.
Yani emir ve tavsiyelere uyacak. Uyduğu zaman zaten hafız oldu, farkında değil. Yani o konunun hafızı oldu, farkında değil. Ne unutması? Hiç geçmez. Öyle olunca bu okuma bize böyle alışkanlık haline getirdik. Allah'a hamdolsun, programlı bir şekilde, yani çoğu zaman. Öyle olunca da şimdi geçmişimle karşılaştırdığımda Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime geçiyor. Suresini hatırlamıyorum şu anda. Size ne oluyor da onları kınıyorsunuz? Dün siz de onlar gibiydiniz diyor. Ben sıfırdan İslam'a devam edene bu bir şey demiyor. Ama Osman amca gibilerine söylüyor bu. Diyor ki dün sen de onlar gibi onları kınamayacaksın. Onların halinden ancak sen anlarsın. Bu senin anladığın onlara da anlatacaksın diyor Allah. Yani bu başka anlamı yok Rabbimiz. Şimdi günümüzde ne oluyor? O yaramaz vur bir çamur, o yaramaz at bir çakıl. Kendinde bir şey yok. Sütten çıkmıyor ak kaşık. Bu da insanları helaka götürüyor, farkında değil. Yani neticede işte dünyalık hayatı anlattık. Biraz yani daha eksik çoktur da. Çok uzun gider diye ben biraz da yani böyle toparlamaya uğraşıyorum. Yani insanlar bir kere yaptığı işi gönüllü yapacak. Gönüllü yapınca huzurlu olur. Ben gençlere şunu söyledim çok. Yani gençler herkes biz öyle kendiliğinden Sartal'a gelip yaylamadık yani. Bazı bu konuda da bize şey yapanlar oluyor böyle kahreder gibi falan da ben diyorum ki daha dur bakalım seni. Yani bize evvel derlerdi biz de şimdi onu söylüyoruz. Benim yazım 70'e yaklaşmış. Sen daha dün küçük, ben çocuğum yaşında belki daha küçük çocuk. Sartal'da benim hayatıma kıpta diyor. Burada ne yaptığımı da bilmiyor. Anladın mı? Öyle olunca ben diyorum ki en şey mesele görünen biz kınamıyoruz da Müslüman olarak. Tuvalet temizlemek, beklemek herhalde bayağı bir ağır iş günümüzde yani sayılır. Bunu bile yapıyorsan isteyerek yapacaksın, ekmeğin bu yüzden diyorum. Ama işin etmiyorsa beni mesela değiştir. Ben çok iş değiştirdim. Adında yazmıyor. Senin rızın ömür boyu demircilikten, ömür boyu bilmem şundan diye öyle bir şey yazıyor. Ama her alından rızık aramak bir Müslümanın hakkı. Öbürleri müstesna zaten istediği yerde gidiyor. Şimdi baba beğenmez yani o zaman da benim bazı görüşlerim o genel şeye tutmuyordu. Geçen burada bile bir sohbet ettik. Biriyle hala da o kafayı taşıyor. Dedim o olmaz. Yengeyle şöyle tanıştık. Benim bir kaynım var. Aynı ustanın yanında çalıştık. Biz bunların evlerine gider gelirdik. Askerden geldim. Ben askere giderken ben hissemi ona devretmiştim. Çalışacaktı zaten. Askerden gelince de işte diyalogumuz devam etti. Bu arada biz gider geldik. Böyle bir bayram ziyareti vesilesiyle madem anlatayım. Duyarsa da bize kızar ha. Ziyarete gittik. Tanıdığım benim Ali Özdemir, Numan Ali derler kaybabama. Yani tanışınca onun bayram ziyaretine gittik. O vesileyle yani işin ucu başladı. Sonra düğünü gönderdik. Zaten oldu gitti yani vesaire. Düğünümüz benim babam bak bu cahiliyet öyle bir şey. Hacı olduğu halde yani namaz geçirmez, zekatını verir vesaire birisiydi babam. Ama benim düğünüm benim de isteğim olun da iste neyse çalgılı düğün. Yani içkili düğün. Köy düğünü o zaman. La biz evlendik öyle.
Yalnız bizim şöyle bir durumumuz vardı. Ben küçük yaşta yani birkaç da demeyeyim de gene birkaç hocada okudum da esas bir hocada ben biraz Kur'an falan öğrenmiştim. Böyle kış günlerinde tutma hoca olur o zaman devlet tarafından falan değil. Öyle oralardan da etkilenince işte namazımız bazen de olsa kılarız, cumaya gideriz, işte denk gelirsek gideriz kılarız ama çoğu zaman işte orucu tutarız. Böyle bir durumlar ama bunun yanı sıra bazı böyle çıkkın işler de yani İslam'a aykırı işler de hayatımızda olmuş. Bunun biz ne zaman farkına vardık? Bu hayat devam etti. Yani olumsuz olumsuz şekliyle devam etti yani İslam'a maneviyet olarak. Ben Edirne'de bir çocuk okuttum. Benim çocuklarım İndore'ye girmeyeyim yani kız çocuğu okuttum. Orada üniversitede arkadaşlarım vesilesiyle İslam'la tanışmış. Sonra çocuk işte tadile geldiğinde vesaire değişik geldi vesaire. Ve kardeşleri de benim 6 çocuğum var hepsi kız çocuğu. Kardeşleriyle de o tabii daha iyi diyalog kurdu. Böyle bir okuma şeyine, tefsir okuma şeyine falan çocuklar düştüler. Ben bunlara karşı geldim. Yani aynı Mekke'deki olaylar gibi ben karşı geldim. Yani evde yani savaşlar oluyor yani. Gün oldu böyle çocukların okuduğu şeyi toparladım. Mut'a götürdüm. Tanıdığım bir hoca var. Evvel bizim köyde hocalık yaptıydı. Dedim bunlar ne? Seyyid Kutup'un tefsiri. Dedi bu güzel ama bunlar Kur'an. Ama dedi bunu bilinçli okumazsan dedi kafayı yedir adama bunlar dedi. O hoca. Ama Kur'an deyince biz sahip çıktık yani Kur'an deyince orada kaldık tabi. Bir yeğenim diyordu yak amca onları assubay emeklisi oldu şimdi yani askeriye dokundu lan. Tabi onun bir yere akla ermezdi de. Biz öyle muhafaza ettik. Neticede işte bu 95 yılından sonra filan tam tarih söylemiyorum. 95-96 yılı arasında Cenab-ı Allah'ın takdiri Allah ıslah verdi. Bize çocuklarımız gibi olduk. Oradan işi biraz rahatlattık. Yaşam olarak bir de köy hayatı yaşıyoruz yani. Devam ettik. Bazı böyle sohbetler yaptık. Kur'an üzerinde tabii bazı mutta bazı arkadaşlarla o zaman filan. Yani biraz daha böyle şey yaptık. Burada şunu vurgulayayım. Gene söylüyorum. Yani bir yaptığın işin üstünde durmazsan bir şey anlayamazsın. Yani programlı şekilde. Ben mesela demişimdir o yıllardan sonra ben yılda ben daha çok Medun'un tefsirini okuyorum. 7 cilt. Alıştım. Senede 2,5 sefer hatmedilecek yani mal tefsir. Tabi tefsirler tüm değil. Anlayamadığımız dediğimiz yerde bakıyoruz yani şeyleri var. Bu şekilde alıştık. İşte ne yaptık? 1999 yılında hacca gittim. Hacca gitmeden bir siyer bitirdim. Şöyle kalın bir siyer. Hacca gittiğimizde orada acemilik çekmedik. İş canlıydı. Çok güzeldi. İlim olunca. Bu arada bu ilmi de orada da yani biz o zaman Ümre'yle hacca gitmiştik 3 aylık 3,5 aylık denen biz işte 2,5 aydan fazla kaldık oralarda. Tavsiye ediyorduk insanlara merhaba diyorduk. Kur'an çantada siyer çantada yanımızda. Orada da insanlara böyle uyarmaya uğraşıyorduk. Gelin bu iş böyle diye. Öyle oldu oradan işte döndük. Yola devam. Yani bugün bir şey okuyorsun, dünkü bakmışsın yani dünkü gibi değil. 6 kız çocuğum var. Elhamdülillah. Şimdi bunların işte 10 seneye varıyor sonunu bitireli. Yani elhamdülillah bunları yani bir Müslümanla, Müslümanlarla yani yuva kurduk inşallah. Mücadele verdik. Öyle olunca da şeylerimiz iyi yani bazen olmaz değil. Ailede ufak tefek bir şeyler olsa bile yani görüşler bilmem şunlar bunlar. Neticede
Efendim 20 küsür torunum var. Şu anda bazen akıldan geçti 21 mi oldu, 22 mi oldu torunum var. Yani bunun en azından 15'inden fazlası şu anda seccadenin üstünde namazını kılacaksınız dedi. Tavsiyede bulunuyor. Dede olarak hepsi de çok sever. Telefonda konuşuruz bazı bu şeyleri. Onlara ben bazen hediye alırım. İşte namazını düzenli kılarsan sana bilmem ne alacağım diyorum. Telefon açıyorum, ne yapayım? Ya o dede işte, yok olmaz, olmaz. Kılman gerekir diyoruz. Filan derken böyle böyle geliyor. Torunların bir yanı işte üniversiteye gitti, bir yanı gidecek. Bir yanı hazırlanıyor. Yani 20 yaşını buldu torunların büyüğü, yani üzerine çıktı. Evlenme çağına geldi. Şu anda 3-4 tanesi, 3 tanesi filan yani büyüğü çağındadır, ergenlik çağındadır. Evet, böyle bir hayat sürüp gidiyor. Yani çok şükür. Programlı, yani bildiğim kadarıyla programlı bir hayat yaşamaya uğraşıyorum. Günlük okumam, yani bazen aksaklıklar olursa doldurmaya uğraşırız. Oluyor. Hala işim, gücüm, geçim benim de. Ben şunu söylüyorum, geçim bitmiyor yani. Belki güçten düşüyorsun, kazanma durumun biraz zayıflıyor ama giderler aynı gidiyor. Öyle olunca da hesap biraz daha çetin de olması gerekiyor. Yani hesabı yapman gerekiyor açık vermemek için. Hayat mücadelesi. En son böyle bu İslam'la da tanışınca bu yaylayı unuttuk. Tarih söylemeyeceğim de yani bir 16-17 senedir ben Umut'un Sartav Leyla'sına çıkıyorum. Bahçelerim var köyde, ayarlıyorum durumları. Şimdi sulamaya gidiyorum ancak onu yani azalttım da gücüm yetmeyince hala var, bahçem var. Bu yayla da daha iyi geliyor yani bizim ibadetimize, okuma ibadetimize. Yani insanı diri tutuyor yayla. Bir yaşlık şeyiyle sıcağı da yani dayanılmıyor, dayanamaz olduk iyice. Geçen bir gittim, bir akşam mutluydum. Lavaboya gittim, ya haşlanmışım böyle haşlanık tavuk, bir baktım. Ya dedim ben nasılım, ya bayılacak diye korktum diyor bir böyle şey diyor, aklıma geldi diyor. Buna da alışmışız. Allah'a hamdolsun şikayet yok. Bazen olumsuzlar olsa da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki Müslümanın hayatında iki şey var diyor, hayranım diyor. Niye? Diyor ki güzellikler olunca şükreder. Zorluklar olunca da hamd eder diyor. İkisi de ibadettir diyor. Yani hayat ibadet olmuş oluyor. İnşallah onun içine girenlerden eylesin Rabbimiz. Gençlere genel yaptık ya. Genel olarak yaptık. Yani en güzel tavsiye programlı yaşayacaklar. Ezbere yaşamayacaklar. İlim okuyacaklar. Ve büyüğüne, güçlüğüne yani şeyine de şey olacaklar, saygılı olacaklar, sevgili olacaklar. Bir de böyle insanlara ya bir güzel dille yani yaklaşıp bu işleri paylaşacak, hayatı paylaşacaklar yani. Çine kapanık olmayacaklar. Yani yaşadığı hayatı zaten hepsi yaşamayınca olmaz da ilim, hayat beraber gitmesi gerekiyor. Bu da içe kapalı olmayacak yani. Çünkü İslam'da öyle değil. Bütün peygamberler, peygamberimiz aynen dışa vurmayınca bu iş olmamış. Ama zaman olmuş, düşmanın içinde olmuş, gizlilik yapmış, vesaire yapmış ama bir günde aydınlığa çıkmış zaten, aşkere yapmış. Yani neticede Müslüman bir delikten iki sefer ısırılmaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu da gene bu da ilimden geçiyor. Bugün sahabelerin hayatını işte tebliğ hayatını okuduklarında orada meydana geliyor zaten. Yani düzenli programlı gitmeleri gerekiyor. Yani onu şu anlamda ben anlattım zaten gençler. Yani insan ne yapıyorsa sevmesi lazım. Sevince zaten kendiliğinden gelir yani. Kendiliğinden gelir sevince. Yani dahasını arar biliyor musun? Ben mesela ben çift pullu ustasıydım daha çok mesela. Çift aleti. Ben bazen söylerim yani şöyle 3-5 tane bazı 7-8 bazen birkaç tane.
böyle müşterilere hazır yapma derdik ona. Bizim sanatta durma olmaz. Üretirsin, bir gün müşteriye satılır. Mesela böyle dükkanı onları güzel çizdiğinde şöyle baktığımda bir eksik yerini görürdüm. Yani ben sanatkar olarak hemen yanımda çocuklara kalfalar derdi ki şunu sökün, şurayı düzelteceğim derdim. Yani onu önce benim kendim beğenmem lazım. Kendin beğendi mi başkası beğeniyor zaten onu. Ben bazen çıksa da bu ayrı bir şey. Şimdi ticarette kaybettik, yükledik. Ben onları da anlattım zaten. Yani anlatıyorum. Kıtlık şeylerini biz görmedik. Onu büyüklerimiz anlatır. Yalnız varlık yokluk konusunda ya indik çıktık zaman zaman yani ticari şeyde. Yani ahirete hazırlandın, hazırlanamadın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki dünya ahiretin tarlasıdır. Ne ekersen onu biçeceksin. Yani böyle düşünene ne mutlu. Düşünmeyene Allah düşünmek kısmet etsin. Yoksa dünya kitlenen insan virandır yani. Dünya hayatıcı geçicidir demiyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Ahiret izle diyor, esas varılacak yer oradır yani, bitmeyen dünya. Yani dünyayı geçici hesap etmeyen adam zaten huzur da bulmaz. Hırsla derken bir gün küt gider, esselatu vesselam aleyk, kısmet olursa.